Herkese merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Sen de iyisin inşallah. İş çıkışı. Okey, harika. Bugün 5. ders kök ve dal yasasını yapacağız. Anladığım kadarıyla bir önceki dersten bazı sorularımız varmış. Bir de e-postayla sorularımız gelmiş. O yüzden onlara önce bir cevap vereceğiz. Her zaman da derse başlamadan önce bir şeyler okuyalım beraber. Ve düşünce ve arzumuzu, kalbimizi bir yönlendirelim. Esas korkuyu tanımak. Zohar kitabını okurken ilk anlamamız gereken şey, hakiki korkunun ne olduğudur. İnsanlarda iki çeşit korku vardır. Birincisi bu dünya ile ilgili, aile, geçim sorunu, sağlık gibi korkular. İkincisi ise öbür dünya, cennet, cehennem korkuları. Manevi dünyalarda ilişki kurabilmek, manevi dünyalarla ilişki kurabilmek diğer üçüncü korku sayesinde gerçekleşir. Sükunet korkusu. Esas korku üst güç ile birleşememe korkusudur. Acaba onun ihsan etme ve sevgi niteliklerini kendi doğamız haline getirebilecek miyiz? Kabala bilgeliği içimizde yeni bir his yaratıyor. Birlik hissi ve bu his tüm korkularımızı sükunete çeviriyor. Dolayısıyla maneviyatta bir tek korku varmış. Allah korkusu dediğimiz şey, Yaradan'a onun bana ihsan ettiği gibi ihsan edebilecek miyim acaba korkusu. O yüzden öldükten sonra cennet, cehennem vesaire korkusuna falan hiç gerek yok. Bu dünyadaki sağlık, işte paraydı, şu bu korkularınıza da gerek yok. Onları zaten yaratan baştan halletti. Endişe duyacağımız bir korku var yani. Evet, o soruları alalım. Evet, son derste yetişemeyen sorularımız vardı. Onlardan başlayacağız. Mersin'den İsmail Bey'in sorusu. Egomuzu kontrol altına almak için kişisel olarak adım neler yapabiliriz? Çünkü çok yoğun etkisinde olduğumuz egomuzu pasifize edebilmek için kişisel olarak çok çalışmamız gerekecek. Şöyle, bu çok güzel bir soru. Şimdi bizler bu dünyada çevrenin ürünüyüz. O yüzden kabalistler, manevi yolda ilerlemek isteyen bir insan, eğer kalpteki noktası uyandıysa, diyor ki çevreyle kendisini güçlendirmeli. Çünkü dış hayata çıktığımız zaman dış hayat bizi kontrol altına alıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Dışarıda ne düşünüyorlarsa günlük hayatlarında bizim de düşüncelerimiz oraya gidiyor. O yüzden bugün de hatta biraz değineceğiz bu konuya. Kişi elindeki olanaklarla manevi besin aldığı, manevi güç aldığı, manevi bilgelik aldığı çevreyi sürekli güçlendirmeli ki oradan güç alabilsin ve egosunu eğmek için çevre ona yardımcı olsun. Çevre olmadan hiçbir şey olmaz. Bu dünyada bebek de büyürken, doğduktan sonra anne baba olmazsa, ona bakacak birileri olmazsa büyümesi mümkün değil. Dolayısıyla çevre inşa etmemiz lazım ki egomuzu kontrol altına alabilirim. Bunun için iyi bir manevi çalışma yapmamız lazım ve çevremizi hep güçlendirmemiz lazım. Çünkü çevre içindeyim diyen insanlar bile manevi çalışmada büyük yanılgı içerisinde olabiliyor. Hatta çalışmayı yıllar sonra bırakabiliyor. O yüzden kişi sürekli gün be gün bu çevreyi güçlendirme olayını yapmak zorunda. O yüzden çalışma gün be gün olmak zorunda. Güzel bir soru. O yüzden çevre. Kişi kendi başına, çünkü egosunu megosunu eğecek durumda değil. Kendi başına sokaktan karşıdan karşıya geçemez. Yerden adamın baştan elinden tutup geçirmeseydi onu. Evet. Bu hayatımız gerçekten böyle. Yani o yüzden egomuzu da kendimiz eğemeyiz. Evet. Kırşehir'den Hacer Hanım'ın sorusu. Kabala'nın İlluminati ile bir bağlantısı var mıdır? Kabala'nın İlluminati ile, yani en azından bizim Kabala'mızın İlluminati ile bir alakası yok. Benim anladığım kadarıyla o adamlar bu dünyanın korkusu içinde yaşıyorlar, biraz önce okuduğumuz gibi. O yüzden bu dünya ile ilgileniyorlar. Ama bu dünyayı kontrol etme derdindeler. Ama bu dünyayı kontrol eden sadece bir tek güç var. Yaradan. O yüzden Yaradan onların iplerini çekiyor. Onlar da oynuyorlar. Bu iş böyle. O yüzden bizde öyle bir şey yok. Bizde tüm dünyanın kontrolü sadece Yaratan'ın elinde. O her şeyi tayin baştan etti zaten. Tüm dünyanın istediği akıntıyla gidiyor.
O yüzden Illuminati, Illuminati hikaye. Onlar da herkes gibi görüyorsunuz. İki kalp krizi geçirince tak diye ölüp gidiyorlar. Oluruz. Efendim. Var mı başka? Hacer Hanım eklemiş. Her şey için, her suç için yaradığını suçlamak, kolaya kaçmak değil mi? Kendimizi ıslah etmemiz için peygamberler de gönderdi. Tanrı bizi eksik mi yarattı? Kendi yaptığı hatayı mı düzeltmeye çalışıyor? Tanrı için mükemmel diyoruz sonuçta. Şimdi yerden hata falan yapmadı. Tanrı için mükemmel diyorsak hata yapmış olması mümkün değil. O yüzden o öyle değil. Başka sorunun ilk kısmı neydi? Bir daha ilk cümle yok. Diyor ki her şey için, her suç için yaradığını suçlamak kolaya kaçmak değil mi? Yo, kolaya kaçmak değil. Biz yaradanı suçlamıyoruz. Her şeyi yaradan yap dediğimiz derken yani o bir süreç yarattı ve bu süreç işliyor. Bu sürecin içinde çocuğu okula götürmek gibi. Tamam mı? Okul süreci var, işliyor. Çocuk da orada kendisini geliştirmek zorunda. Tamam? Biz de aynı şekildeyiz. Biz de okula getirdi, burası okul. O şekilde bak. İyi öğrenci değilse çocuk, anne baba ne yapıyor? Mecburen kulağını çekiyor. Çekmezse okula gitmeyecek, okuma yazma bilmeyecek, adam olmayacak. Bu dünyada da hiçbir işe giremeyecek, açlıktan ölür ya da dilenci olur. O yüzden anne baba nasıl çocuğu zorlayarak okutuyorsa, eğer kendi isteğiyle okumuyorsa çocuk, yerden de bizi aynı şekilde yapıyor. Şimdi ama biz seve seve okursak, seve seve gelişmek istersek, o zaman yani bizi hırpalamasına gerek yok. Dünyada olan her şey elbette yerdenin kontrolü halinde, kontrolü altında ama çocuğumuzu tokatladığımız zaman da, yaramazlık yaptığı zaman, bu onun iyiliği için, onu sevmediğimiz için değil. Elini prize sokuyorsa ve prizin ne olduğunu bilmiyorsa bir tane vurmanız lazım ki bir daha oraya elini götürmesin. Büyüdüğü zaman neden tokat yediğini anlıyor çocuk. Wow, iyi ki o zaman elime babam vurmuş bir tane. Canım yandıydı ama hayatta kaldık. Yaratan da aynı şekilde bizi biraz tokatlıyor. Yola gelelim diye. Şimdi yolda güzel güzel ilerlersek tokat yemenin gereği var mı? Yok, yok. Bilinçli bir şekilde ilerlersek tokat diye bir şey hissedilmez. Sadece gelen koşulları ilerlemekte avantajımıza çevirecek bilince sahip olmuş oluruz. O yüzden sıkıntı hissetmem. Sadece bana gelen tüm zorlukları ilerlemekte basamak olarak kullanırım, fırsat olarak kullanırım. O yüzden yaradanı suçlamıyoruz. Tam tersine. Yaradan her şeyi yaptı, tüm dünyayı benim için yarattı diyoruz. Ve ben benim için yarattığı tüm koşullarla şimdi onu edineceğim. Bana sunduğu an be an fırsatlarla. İkinci cümle neydi? İkinci cümle kendimizi ıslah etmemiz için peygamberler de gönderdi. Tanrı bizi eksik mi yarattı? Tanrı bizi eksik yaratmadı. Daha önce de söylediğimiz gibi Tanrı bizi mükemmellik içinde yarattı birinci koşulda. Tamam. Bu bir. Burada bizi başta mükemmellik içinde yarattı. Daha sonra ne yaptı? Dünyalardan aşağı indirdi. Ne demek dünyalardan aşağı indirmek? Yani bilincimizi azalttı. Yani biz mükemmelliği artık hiç hissetmeyerek bu dünyada yaşıyoruz. Neden? Mükemmelliğin değerini bilmen için iğrençliğin içinde olman lazım. İğrençliğin içinden tekrar mükemmelliğe gelmeyi arzulayabilirsin. Hatta sana Bağla Sulam cevap versin. Erdemliğin İncileri 13. sayfayı açarsın. Tamam. Ortadaki paragrafı okursun. Yaradan ifşası adlı. Hep beraber okuyalım. Bütün yaratışın amacı manen gelişme ve yücelmeyi idrak ederek yaradan ile bütünlükle ödüllendirilene kadar gittikçe gelişerek yükselmektir. İşte burada devreye kabalistler ve şu sorular girer. Niçin başlangıçta bu yüksek seviyedeki birleşmeyle yaratılmadık? Neden yaratılışın bu amacıyla manevi çalışma ve sevaplarla sınırlandırıldık? Kabalistlerin cevabı şudur. Kendinin olmayanı yiyen kendi yüzüne bakmaya korkar. Bu şu demektir. Arkadaşının hakkını yiyen ve bundan haz alan kişi kendi yüzüne bakamaz. Çünkü insan olma vasfını kaybedene kadar gittikçe küçülmüştür. Yerden kendi bütünlüğünde bir eksiklik olmadığından ruhumuzu yüceltmek için çalışarak kendi yüceliğimize kendimiz gelebilmemiz için bize olanak sağlar. Bağla Sulam yerden ifşası. Yani
insan seviyesinde olalım diye. Tamam? Mükemmelliği kendi bileğimizin gücüyle hak edelim diye ki öyle dilenci gibi para almış ya da sadaka almış ya da önüne ekmek atılmış birisi gibi olmayalım diye. O yüzden tüm mükemmelliğin hepsini biz edinmek zorundayız çalışmamızla ki yaradanın gözünün içine böyle utanmadan bakabilelim. Var mı başka soru? İstanbul'dan Kenan Bey'in sorusu var. Hocam dostlarımı özlüyorsam dostlarla bağa gelmiş sayılır mıyım? Dostları özlüyorsan bu güzel bir şey. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha bağ değil bu. Dostlarla geçirmiş olduğun zamandan aldığın hazzın izlenimi. Bu izlenim iyi bir şey, sorman güzel. Bunu unutmamak lazım. Yani dostlarla buluşmuştum, onlarla çok iyi bir zaman geçirdim, onlarla en azından bir kontak noktam oldu ve bu bana büyük bir mutluluk ve haz verdi, düşüncesi, hissi, bunu hiç unutmamak lazım. Neden? Çünkü dünyanın binbir hali var diyor kabalistler ve ilerleyen zamanlarda yaradan bize ne yapacak? Günahları sevgiyle örtmek için aramızda sürtüşmeler verecek. Bunları verdiği zaman geçmişteki sevgiyi hatırlayıp şimdiki aramızdaki sıkıntıyı sevgiyle örtmek için kendi çabamla bir çalışma yapmam gerekecek. O yüzden geçmişte dostlarla o yaşadığınız güzel anları hiç unutmayın. Bu manevi yolda ilerlerken Brit dediğimiz bir şey var, anlaşma yapmak. Bir çiftin evlenmesi gibi, tamam mı? Ne yapıyoruz evlenirken? İmzaları çakıyoruz. Tamam mı? Anlaşma yapıyoruz. Ama iki kişi zaten birbirini seviyorsa, beraberlerse, birbirlerine aşıklarsa imza atmanın ne alemi var? Ne gereği var yani? Özellikle birbirlerini sevdikleri zaman imza atarlar. Ki gelecekte aralarında bir kavga olduğu zaman geçmişteki birbirlerini sevdikleri zaman ki o günleri hatırlasınlar ve tekrar o sevgiyi aralarında tazelesinler diye. Tamam, zaten aramız kötüyse imza atacak halimiz yok. Aramız iyiyken özellikle imza atıyoruz. Burada da aynı şekilde. Geçmişte o yaşadığım olaylarla, dostlarla aram iyiyken onları içimde hiç unutmamam lazım. Onlar sanki benim anlaşmamın bir parçası gibi ki gelecekte bu anıyla aramızda olabilecek her şeyi sevgiyle örtebileyim. Güzel bir soru bu. Ama arkadaşlarla sen tabii kaçırdın. Maalesef. Bir sonraki sefer artık. Çok güzel bir toplantımız oldu. Çok güzel bir buluşmamız oldu. İnşallah yeniden yaparız. Evet. Tekirdağ'dan Nalan Hanım'ın sorusu var. İsrail'deki toplantı erkek üyelerin katılımı ile mi sağlanacak? Vallahi herkes katılabilir toplantıya. Yani kongreye. Sıkıntı yok. Başka? Mail ile gelen sorularımız var. İngiltere'den Mustafa Bey'in sorusu. İzmir'de kabalist bir arkadaş var mı? Tanışmak ve bilgi edinmek isterim demiş. İzmir'de çalışan arkadaşlar var ama önce bizler sizlerle tanışıyoruz. Akabinde grupla öyle tanışabilirsiniz. O da ancak birinci, ikinci dönemi bitireceğiz. Bir kongre yapıyoruz o zaman. Hep beraber tanışıyoruz. Ondan sonra bakıyoruz. Evet, başka? Ve bir sorusu daha var. Şubat kongresine eşimle birlikte katılmak istiyorum. İsrail'de güvende olmak için bu takkeyi giymemiz mi gerek? Bu takkeyi giymeyenlerin başına bir şey gelebilir mi? Bir inancı çağrıştıran bir kıyafeti giymek Rav için uygun mu? Fethullah Hoca da Müslüman takkesi giyiyor sohbetlerinde. Çünkü o İslam alimi. Rav bir Yahudi alimi mi ki o dini temsil eden bir kıyafeti giyer demiş. Şimdi takke takmanıza sorun yok. Burada gördüğünüz gibi bizde takke makke taktığımız falan yok. Özellikle Tel Aviv'de zaten takke takarsanız garip gözüyle bakarlar size. Sonuç itibariyle durum bundan ibaret. Şimdi Rav sonuçta Musevi. Tamam, ve bu Musevi geleneklerine göre de kendisini muhafaza eden birisi. Ama dersleri de sabah dersini izlerseniz bizim dini vecibelerle değil manevi vecibelerle işimiz var. O yüzden takke takmanıza gerek yok. Öyle bir şey yok.
Yani arkadaşlarında hiçbir takmıyor. Kaldı ki Rav da yurt dışına gittiği zaman takke takmıyor genellikle. Rusya'ya falan gittiği zaman, kongreler verdiği zaman orada genelde takke falan takmaz. Her zaman yani öğretmen öğrencilerinin içindeyken, o toplumun içindeyken o topluma göre davranır. Doğrusu da bu. Bu takke psikolojinizi aşmanız lazım. Biraz sıkıntı. Yavaş yavaş. Sorularımız bu kadar. Okay. Geçen dersten kalıp e-mail'e gelen sorular bu kadar. İlerleyelim o zaman. Şimdi bugün kök ve dal yasalarına bakacağız. Şimdi Kabala çalışırken aslında tüm otantik manevi kaynaklar bize manevi dünyaları anlatıyor. Tamam mı? Hazreti Adem'den beri gelen tüm otantik kaynakların hiçbiri bu dünyadan bahsetmez. Bu dünyadan bahsetmek için bir nedenleri yok. Çünkü biz bu dünyayı zaten görüyoruz. Tamam? Normal beş duyusu olan insanlar bu dünyada normal ortak bir algı içindeler. O yüzden bize bu dünyayı anlatmalarına gerek yok. Bu dünyada bir şeyler yaparak da bir başka dünyayı edinmemin yolunu anlatabilmeleri için henüz o dünyayı algılamıyorken bu dünyanın dilini kullanarak anlatmak zorundalar. Çünkü sonuç itibariyle henüz maneviyatı edinmediysem, bu dünyevi hayat içindeysem bana yazmalı gereken yapı, bana sunmaları gereken şey öyle ki sanki bu dünyadan örnekler vererek manevi dünyaları anlatmaları. O yüzden buna kökler ve dalların yasası diyoruz. Şimdi kökler ve dalların yasası sadece Kabala'da dil olarak kökler ve dallar değil, ancak aynı zamanda tüm yaratılış da kökler ve dallardan ibaret. O yüzden önce kısa bir şey okuyalım buna değinmeden. Önce Kabala metinlerinde dalların dili, Ari'nin yazıları, Zohar vesaire gibi kitaplarda neden farklı diller kullanılıyor? Beraber bir bakarız akabinde. Şimdi Kabala bilimi sayfa 25'ten okuyacağız. Kabala bilimi kitabınızı biliyorsunuz. 25. sayfasını açıyorsunuz. Arkadaşlar bu kitap internet sitemizde download edilmiyor maalesef. Yok henüz. Yüklüyorlar şu anda. Ama yani yüklemek biraz zaman alıyor. Çünkü yapacakları bin bir şey var. Okey, o yüzden bu kitabı Alter Yayıncılık'tan ya da dominokitap.com'dan alırsanız iyi olur. Öyle muazzam bir şey değil. Kalın gözüktüğü bakmayın. Sanmıyorum o kadar pahalı olduğunu. Diğer kitaplarda son derece ucuz. Okey, yani elinizin altında bulunsun. Şimdi Kabala ilminin özü adlı makale sayfa 25'te şöyle yazıyor. Diyor ki, pek çok kişi Kabala ilminde tüm dünyalar ve isimlerin bir tür soyut isimler olduğuna inanır. Bunun nedeni ilmin hayal gücümüzün bile tutunacak yeri olmayan zaman ve yerin üstünde yaradanın nitelikleri ve maneviyatla ilgili olmasıdır. Bu nedenle pek çok kişi bu kanıların sadece soyut isimlerden veya soyut isimlerden daha olağanüstü ve yüce isimlerden bahsettiğine inanır. Aslında ilmin konuları tümüyle ve baştan sona her türlü hayal unsurundan yoksundur. Yani bahsettikleri şeyler hayal mayal değil, sadece bizim algılayamadığımız yerden de aralarındaki ilişkiyi bize anlatıyorlar manevi dünyalardaki koşullara göre. Okay, o yüzden burada bizim bu dünyadaki durumumuz kısaca şu, bakın. Biz buradayız. Ve kabalistlerin biri de, kabalistler daha doğrusu, yukarıdaki manevi dünyalarla ilgili kitap yazıyorlar. Tamam. Bizim yapmamız gereken şey de yazdıklarını çalışmak, yukarıya doğru ilham duymak, yani bir kab inşa etmek, arzu inşa etmek ve bu şekilde yaradana yakınlaşmak. Tamam? Prosedür bu yani. Fazla zor bir şey değil gördüğünüz gibi. Kabala çalışıyoruz, maneviyatı çalışıyoruz hep beraber. Hep beraber buradayız diyelim grup olarak. Mesela şu anda çalışıyoruz. Hep beraber çalıştığımız için ve amacımız yaradana yakınlaşmak olduğu için ve yaradana yakınlaşma arzumuzu geliştirmeye çalıştığımız için hep beraber yaradan aramızda ne yapıyor? Bizlere yardımcı oluyor.
Tamam. O yüzden manevi çalışmada, Kabala'da aldığımız o manevi izlenimlere, daha önce hissetmediğiniz o izlenimlere, dostlar arasında vesaire, hep beraber bir arada olduğumuz zaman şöyle yapalım. Yaradan ışığının etkisi derler. Tamam. O yüzden Kabala çalışırken bazen içinize güzel, hoş hisler gelir. Konuların sizin için gerçek olduğu hissiyatı gelir. Evet, sonunda buldum. Evet, bu hissiyatı gelir. Bunlar önemli hisler. Bunları unutmayın. Çünkü yaradan daha sonra bu hisleri size baştan veriyor. Daha sonra bunları bir daha vermeyecek. Daha sonra özgür seçimle biz sürekli bunları pekiştirmek, güçlendirmek zorunda kalacağız. Biraz önce Kenan Bey'in sorduğu gibi. Tamam. O yüzden bizler yaratanın bize verdiği baştaki bu izlenimlerin hiçbirini, bu iyi, olumlu hislerin hiçbirini unutmamız lazım. Hep bir yerde olması lazım. Hatta bir günlüğünüz varsa, not defteriniz veya olması kesinlikle bence lazım. Bunları yazın, hislerinizi yazın. Şöyle hissettim, böyle hissettim, vah vesaire gibilerinden. Başlangıçtan beri. Bu çok faydalı olur ileride. Çünkü ileride zayıf düştüğünüz zaman, isteksiz olduğunuz zaman, onlara baktığınız zaman, vah gerçekten de böyle hissetmiştim dediğiniz zaman, bu içinizdeki o izlenimleri tekrar, kıvılcımları biraz fişekler. O yüzden manevi çalışmada kaynaklar bize sadece maneviyatı anlatıyor. Ve kullandıkları dil hep maneviyatta bir konuyla ilgili. Yaradan, ben ve aramızdaki bir koşulda ilişki. Bunlardan bahsediyorlar. Aslında o yüzden kitaplar son derece duygusal. Biz duygusal olarak anlamasak da, hissetmesek de. Ancak sadece yaradanlarımızdaki duyguları, hisleri anlatıyorlar. Biraz daha okuyalım. Sayfa 25'ten Kabala ilminin özü soyut isimler demiş. Devam ediyoruz. Ancak konu bu değil. Tersine Kabala sadece somut ve gerçek isimler ve adlandırmalar kullanır. Tüm Kabalistler için bükülmez bir kural vardır. Edinmediğimiz hiçbir şeyi bir isim veya sözcük ile tanımlamayız. Burada edinme kelimesi bilmenin en yüksek derecesini anlatır. Elin ulaşacak sözünden türemiştir. Bu demektir ki Kabalistler bir şeyi elde tutar gibi apaçık olmadan bunu edinim olarak adlandırmazlar. Tamam. Yani maneviyatta yaradanın düşüncesini, o konsepti edinene kadar belli bir spesifik konuyla ilgili ad falan verilmez. O yüzden yazmazlar da. Niye? Felsefeye girer çünkü. O yüzden. Bu yüzden otantik Kabala metinleri sadece realitede somut olan şeyleri bize anlatıyor. Dolayısıyla şöyle yapalım, bir sonraki sayfaya geçelim. Bizlere manevi dünyaları anlatırken, manevi dünyalar derken hisler, yaradanla olan ilişkimizde yaşadığımız hisler, tamam. Manevi dünyaları anlatırken burası kökler, her şeyin nedeni, yani kökler dediğimiz sebep, tamam. Bu kökler bu dünyaya tüm etkilerini yapıyor. Bizim dünyamızda olan her şey maneviyattan geliyor. O yüzden bizler burada dallarda, dalları çalışır iken sonuçları yaşıyoruz. Kabalistler bu yüzden diyor ki bu hoş değil. Çünkü biz burada tıkalı kalırsak bize olan şeylerin nedenini asla öğrenemeyiz. O yüzden bu dünyada olup biteni bilmek için diyorlar ki önce kökleri edinmemiz lazım. Yani öncelikle burada olmam lazım ki burada olup biteni anlayayım. Yoksa bu dünyada hayatına anlam veremeyen adamlar gibi oluruz. O yüzden önce maneviyatını edinerek bu dünyayı ediniyoruz. Biraz daha okuyalım, sonra sorulara geçeriz. Acelemiz yok nasıl olsa. Bir saatimiz var. Fazla da uzun bir ders değil bu. Tamam, dolayısıyla bu dünyada, bu realitede olan her şey maneviyatın kopyası. Maneviyatın kopyası ne demek? Maneviyatta güç olan bir şey,
bu dünyada materyal olarak yansıyor ama materyaller de bu dünyada güç. Mesela hepimiz aslında bu dünyada bir gücüz. Niye? Çünkü etki gücümüz var. Tüm cansız, bilgisel, hayvansal seviyelerin hepsi bir güç. Çünkü bu dünyaya bir etkileri var. Tamam. Kabala bilimi sayfa 29. Kabala ilminin özü. Dünyaların birbirine ilişkilendiği kök ve dal yasası. Bilgelerimiz bunu bir mühür ve onun damgasına benzettiler. Mühürdeki tüm şekiller her detay ve incelikle damgalanan nesneye mükemmel şekilde aktarılır. Her bir alt dünyanın yukarısındaki dünyanın damgası olduğu dünyalarla da bu şekildedir. Dolayısıyla üst dünyadaki tüm formlar hem miktar hem de nitelikte titizlikle alt dünyaya kopyalanır. Dolayısıyla realitede hiçbir unsur ya da alt bir dünya realitenin ortaya çıkışı yoktur ki yukarısındaki dünyada benzerliği bulunmasın. Tıpkı bir göldeki iki damla gibi. Bunlara kök ve dal denir. Bu alt dünyadaki maddenin alt maddenin kökü olan üst dünyadaki modelinin bir dalı olduğu addedilir. Zira alt dünyadaki maddenin etkilendiği ve tasarlandığı yer burasıdır. Yani üst dünya. Yani bize demek istediği şey şu arkadaşlar, basit bir şekilde. Hiç kafamızı karıştırmayalım. Son derece basit. Yaratan sonsuzlukla yarattığı her şeyi tamam. Adam, Kadmon, Atsulut, Briya, Yitzra, Asya, bu dünya. Her şey buradan geliyor. Buradaki her şey Atsulut'ta da var. Burada da var. Burada da var. Burada da var. Burada da var. Tamam. Her şey birbirinin kopyası. Yani alt dünyada, üst dünyada olup da alt dünyada olmayan bir şey yok. Alt dünyada olup da üst dünyada olmayan bir şey yok. Her bir toz tanesine denk gelecek şekilde tüm dünyalarda bunun detayları var. Fark ne? Fark şu, anlayışımızın derinliği. Tamam? Maneviyatta yükseldikçe anlayışımızın derinliği artar. Bir bebek de kalemi görüyor, 5 yaşındaki de görüyor, 10 yaşındaki de görüyor ama kaleme yönelik anlayışları farklı. Büyüdükçe kalemin neden yapıldığı, maddesi ne olduğunu, ne için kullanıldığını vesaire ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Okay? Durum bundan ibaret. O yüzden tüm maneviyatta, tüm dünyalar hepsi birbirinin kopyası gibi. Sadece bize yansıttığı şey derinlik. Okay? Ne kadar yükselirsek o kadar Yaratan'ın düşüncesinin derinliğini anlayabiliriz. Şimdi var mı sorularımız? Konuyla ilgili sorularımız var. Ankara'dan Hakkı Can Bey'in sorusu. Felsefeye girer dediniz. Felsefe Kabala'dan ayrılıyor mu? Eğer ayrılıyorsa Kabala felsefesi demek pek doğru olmaz sanıyorsam yanlış mı düşünüyorum? Kabala ile felsefenin hiçbir alakası yok. Felsefe şu demek arkadaşlar. Felsefe benim kafama göre İyi, hoş, güzel olacağını düşüneceğim bir şeyi yapmak. Felsefe dediğimiz bu. O yüzden tüm dünya felsefeciler sayesinde binlerce yıldan beri rezaletten rezilliğe gidiyor. Yani rezillikten daha büyük rezilliğe gidiyor oldu. O yüzden onların güzel bir dünya inşa etme hayalleri sayesinde birbirimizi yiyip bitirdik. Tamam, tüm her şey. Kapitalizmdi, faşizmiydi, komünizmdi, şuydu buydu bunların hepsi adamların fantazisinden çıkmış bir şey. O yüzden de insanoğlu birkaç fantazi peşinde koşan adam yüzünden birbirlerini yıllarca, yüzyıllarca öldürüyorlar. Benim metodum daha iyi, senin metodun daha iyi. Dinler de felsefe. Lan dinler de zaten felsefe olmasa, dinlerin içinde yüzlerce ayrı şey olmaz. Her dinin içine girin, her dinin içinde yüzlerce farklı kesim var, cemaat var, topluluk var ve hepsi diyor ki yo ben haklıyım. Neye göre haklı? Kendi kafasına göre haklı. Tamam. O yüzden konuşacak bir şey yok. Kabalist o yüzden diyor ki yerden edinmeden konuşacak hiçbir şey yok. O yüzden felsefe değil. Kabala bilimi diyoruz o yüzden. Kitabın adı da Kabala bilimi. Neden bilim? Çünkü kişinin
kendisini araştırıp somut olarak yaşadıklarından sebep-sonuç ilişkileriyle aynı şekilde sebep ve sonuçlarla yine aynı hisleri, duyguları tekrarlayarak gelişmesi, kendisini bilmesi ve anlaması. O yüzden kabala bilimi, manevi bilim bireysel bir bilim. Kişinin kendisini tüm realiteye göre incelemesi ve bunun içerisinden yaradanı bilmesi ve yaradanla olan ilişkisini akabinde inşa etmesi. Bu bilimin nedeni de bir neden bilim diyoruz. Çünkü kişinin kendisini tüm realitesini keşfetmesi. Ve bu araştırma ile yapılan, bu çalışma ile yapılan bir şey. O yüzden kalpteki noktası olmayan adamlara bu bilimi anlatamazsınız öncelikle. Çünkü adamın kafası bir kere ermez kalpteki noktası yoksa. Kalpteki noktası olması demek şu. Geldiği zaman buldum hissiyatında olması lazım. Öteki türlü adam için felsefe olarak gelir. Adama bilim olduğuna inandıramazsınız. Çünkü adam bilim dediğimiz zaman fizik kanunları geliyor kafasına. Ama bilim maneviyatta bahsettiğimiz zaman kişinin yaşadıklarından sürekli sebep ve sonuç ilişkileriyle tekrarladığı zaman aynı safhalardan kendisinin geçeceğini görmesi, anlaması, idrak etmesi. O yüzden bilim. Yaşadıkça yani koşulların kanunlar olduğunu, kurallar olduğunu ve o şekilde yaşayıp geliştiğini anlamaz. Başka? Samsun'dan Nazım Bey'in sorusu. Üst dünyaları edinmiş olmamız, içinde yaşadığımız dünya yaşamını değerlendirme noktasında bizlere güç mü sağlamış olmaktadır? Bizlere üst dünyaları edinmek mi? Ne? Üst dünyaları edinmiş olmamız. Edinmiş, şimdi maneviyatın son ıslahına kadar bu dünyaya ihtiyacımız var diyor Kabalistler. O yüzden ruhumuzun son ıslahına kadar bu dünyada egoizmimizi aşacak koşullar içerisinde olacağız. O yüzden tabii ki maneviyatın ifşası kişiye muazzam bir güç veriyor öncelikle. Niye? Çünkü yerdanla beraber yürüyorsunuz. Yerdan ifşası demek tüm dünyayı kontrol eden, her şeyin akışını, nedenini bana anlatan bir baba var gibi yanımda. Ve onunla beraber gittiğiniz için elbette muazzam bir gücünüz var. İstanbul'dan Sinan Bey'in sorusu, duyuları hassaslaşan herkes bu kapıya gelir mi? Duyuları hassaslaşıp ilmi bulamayanlar olabilir mi? Yani bunu tayin eden yaradan. Biz de arayış içerisindeyken kabala bulacağız diye ben tahmin etmiyorum. Herkes kabalayı arayarak yola çıkmamıştır yani. Hepimiz hayatımızda bir sorulara cevap arayarak çıkıyoruz. O yüzden de bir sürü metod var dünyada. Özellikle bir sürü metod var dünyada ki hepimiz geçiyoruz bir sürü şeyden. Tamam. Ve özellikle yaratan eviriyor, çeviriyor, geçiriyor. Ondan sonra getiriyor. Ki geçmişte her şeyi zaten aradıydım. Baktım tık yok. Buraya da geldim. Ha şimdi o yüzden biraz önce dedim ki hissiyatınıza kabalaya geldiğiniz zaman dikkat etmeniz lazım. İlk aldığınız his. Bunlar unutulmaması gereken şeyler. Ki değer verirseniz gelecekte canınız istemediği zaman, sıkkın olduğunuz zaman, gücünüz olmadığı zaman, ne yapacağınızı bilemediğiniz zaman, kafanızın karışık olduğu zaman o hislere geri dönüp hatırlamakta fayda var. O yüzden kimse kabalaya geleceğim diye dolanmıyor. Tam tersine hayatın manası sorusuna çözüm arar iken geçirdiği safhalardan yaradan getiriyor. Ama adamı yaradan getirir. Ha kalır mı kalmaz mı adamın özgür seçimi. Onu bilemem. Ama yaradanın getirdiği şüphesiz. İstanbul'dan Seda Hanım'ın sorusu, davranışlarımız yaradanın kontrolünde. Bunun üst dünyaya etkisi zaten baştan ifşa edilmiş olmuyor mu? Yükselirken derinleşiyorsak üst dünya yükselişin neresinde? Üst dünya dediğimiz zaman bilincimizden bahsediyoruz. Tamam, yaratanı yani tüm her şeyi yapan yaradanı biz yaptıklarından biliyoruz. Dolayısıyla olan her şeyde neden ve sonuç ilişkisine göre yaratanın düşüncesini anlıyoruz. Bu yüzden bu bir çalışma. Sorunun geriye kalan kısmı ne? Yükselirken derinleşiyorsak üst dünya yükselişin neresinde? Üst dünya bilincimizde. Yani üst dünya derken arkadaşlar bir yerlere gemiye atlayıp bir yerlere gitmiyoruz.
Bu dünyanın üzerindeyiz. Dışarıdan bir kabaliste baktığınız zaman bedeni var. Böyle normal bir vatandaş gibi. Tamam. Ama bu vatandaş dışarıdan baktığınız zaman normal gibi gözüküyor olmasına rağmen diğer insanlar gibi içinde bambaşka bir yerde. O yüzden kabaliste dışarıdan baktığınız zaman sıradan, hatta genel insanlardan daha bayağı kaba, antisosyal bir yapısı var. Genele göre. Evet, başka. İzmir'den Sedat Bey'in sorusu: tüm dünyalar birbirinin kopyası ise orijinal olan hangisi? Düşünce veya madde önce hangi dünyada var oluyor? Her şey maneviyatta başlar arkadaşlar. Tamam, bu dünya yaratılmadan önce Yaradan vardı ve ışığı tüm evreni kaplıyordu. Tüm yaratılışı dolduruyordu. Ve ışığını kısıtladığı alan itibariyle büyük patlama diye geçiyor bizim bilimimizde. Tamam mı? Ve yaradan bir alma arzusunu yaratmaya başlıyor. Ama her şey ondan önce yaradanın düşüncesinde. Ve yaradan düşündüğü zaman her şey tak diye oluyor, biliyorsunuz. Zaman almıyor. Ancak bizim dünyevi algılarımızda gelişim zaman denilen bir formatta. Maneviyatta yer zaman hareket yok. Maneviyatta zaman demek bir koşuldan başka bir koşula geçişimin hızı demek. Bir arzudan başka bir arzuya geçişim demek. Yer arzu olarak bilinir. Hareket arzudan arzuya geçmek. Zaman arzudan arzuya geçmenin hızı. Ama biz bu dünyada yer, hareket, zaman konseptlerini saat, yıl olarak algılıyoruz. Yer dediğimiz zaman şurası diyoruz. Hareket dediğimiz zaman oraya gidiyoruz vesaire. Maneviyatta bunlar yok. Ama gördüğünüz gibi köklerin buraya dal olarak yansıması var. Bu şekilde her şey maneviyattan geliyor. Bu dünyada tüm çalışmadan sonra da yavaş yavaş orayı ediniyoruz. Edindikçe göreceğiz ki maneviyatta da eylem yapmak, hareket yapmak sadece düşüncede. Elimle kolumla bir şey yapmama gerek bile yok. Ama o arkada bir niyet dediğimiz şey o. Niyetin itiş gücü var. O yüzden dünyadaki en güçlü silah ne? Niyet. Antalya'dan Gökhan Bey'in sorusu: İyi akşamlar. Kök dediğimiz üst dünyadaki manevi nesneler bu dünyadaki sonuçlara, dallara neden oluyor. Bunun tersi de, yani dalların kökleri etkilemesi de mümkün mü? Eğer öyleyse bunun üst sınırı Beria Atsilut ayrımında mı gizli? Bizler üst dünyayı etkileyemeyiz. Bizler aşağıdayız. Bizim üst dünyayı etkileyebilmemiz için üst dünyada olmamız lazım. Yani ihsan etme seviyesinde olmamız lazım. Ancak ihsan etme seviyesinde olan birisi köklerin seviyesinde ise oradan aşağıya etki yapabilir. Aşağıdan yukarıya ama. Aşağıdan yukarıya sadece kişinin yerdanla ilişkisinde man yükseltmek dediğimiz dua denilen man yükseltmek. Man meynukvin, dişi sular demek. Yani merhamete talep. Aşağıdan yukarıya sadece o eylem var. O eylem yukarıdan aşağıya cevap getiren bir eyleme sebep oluyor. Bu manevi çalışmada ilerlememizde zamanı hızlandırmak olarak bilinir. Dolayısıyla kişi manevi çalışmasını yaparak içinde arzu inşa ettiği zaman yerdana yönelik, kendisini değiştirmeye yönelik, ihsan etmeye gelmeye yönelik bir kab inşa ettiği zaman bu kaba dua denir. Dua lafla olmaz. Kalbimde o arzuyu inşa ettiğim zaman yukarıya yapabileceğim etki o. Ama o etki bu dünyayı değiştirmiyor. O etki sadece kişinin ilerleyişini hızlandıran bir faktör. Kaderim o yüzden değişmiyor. Kaderimi ne kadar hızlı ve ne kadar sıkıntısız bir hisle yaşadığım değişiyor. Tamam, arada bu nosyon var. Var mı başka soru? Sorularımız var. Birkaç tane daha konuyla ilgili. Sor o zaman. İzmir'den Sedat Bey'in sorusu: tüm dünyalar birbirinin kopyası ise orijinal olan hangisi? Düşünce veya madde önce hangi dünyada var oluyor? Her şey
dünyalardan önce var oluyor arkadaşlar. Ne dedim o yüzden daha önce? Biraz önce söyledim ki yerden tüm yaratılışı yaratmadan önce tüm ışığı, tüm varoluşu eşit bir seviyede sarıyordu. Bu da soru işareti. Tamam? Yaratılış neydi? Ne ki yer tarafı ışık doluydu vesaire. Başta yaratılışta bir alma arzusu ve ona ihsan etme düşüncesi doğduğu zaman o an itibariyle her şey oldu. Dolayısıyla tüm dünyalar yaratılmadan önce yaratan o düşüncesiyle her şey zaten kurulmuş, planlanmıştı. Peki dünyalar, evreler ne için var? Dünyalar ve evreler yaratılan varlığın gelişimine bir çevre oluşturmak için var. O yüzden maneviyatta en çok değer verdiğimiz şey manevi yolda ilerleyişimize katkıda bulunacak ve bize güç katacak bir çevre inşa etmek. Çünkü aslında yaratanın yaptığı şey de yaratılan varlık için manevi gelişimde bir çevre inşa etmek. O yüzden biz varız bu dünyada. Bir de tüm evren var, bize çevre. O yüzden kişi de manen ilerlerken ben varım, şimdi de maneviyatta ilerlemek için bir çevreye ihtiyacım var diyerek bunu inşa etmeli. Evet. Manisa'dan Necati Bey'in sorusu. Hocam dünyalar birbirinin kopyası diye tanımladınız. Zerre küllün aynısı tanımı ve tarifi ile ya da en küçük birim ile en büyük bütünün aynı olduğunu mu anlamalıyız? Şimdi her detayda, en ufak detayda bile yaratılışın bir yapısı var. Buna on sefirot diyor kabalistler. Ve her şeyde bu on sefirot var. O yüzden sanki hologram gibi, tamam mı? Holografik bir yapı gibi. Resme şöyle hafif yandan bakıyorsun. Bütün detaylarda aynı resim var. Tak baktığın zaman resmi komple bir resim görüyorsun. Dünya da o şekilde. O yüzden maneviyatta minimal edinim bizim için muazzam bir şey. Şimdi bebek de doğduğu zaman aynı şekilde. Bebek doğduğu zaman hepimizin içinde var olduğu bir dünyanın içine geliyor. Ama bir bebeğin dünyayı anlamasıyla babasının dünyayı, annesinin dünyayı anlaması bambaşka olay. Çok farklı. Bebeğin daha dünyadan haberi yok ama aynı dünyanın içinde. Şimdi yavaş yavaş o dünya içinde büyüdükçe ne oluyor? Dünyayı görüyor, hissediyor. Aa bu böyleymiş, bu şöyleymiş diye keşfediyor. Ama aynı bu dünyada büyüyen bir vatandaş gibi. Maneviyatta da aynı şekilde. O yüzden her şeye baktığın zaman bir bütünün detayları ama her detay benim anlayışım için, büyümem için, gelişimim için katkı. Ankara'dan Melek Hanım'ın sorusu, kök ve dal yasasının da kefaret anlamını çıkarabilir miyiz? Konsepti edinene kadar ad verilmez dediniz. Şimdi konsepti edinene kadar ad veremeyiz. Bizler vermediğimiz için ne yapıyoruz? Kabalistlerin yazılarını çalışıyoruz. Kabalistlerin yazılarını çalışmak biraz önce bahsettiğim şu koşulu geliştiriyor bizde. Şu. Şimdi bizler bu dünyada ne olup bittiğini bilmiyoruz. Yani yaşıyoruz, Allah'ına kurban yaşıyoruz. Elbette Allah'ına kurban dediğim bize öyle geliyor. Tüm dünyanın bizim üzerimizde etkisi var. Ailemde, işimde, patronumda, eşimde, çoluğumda, çocuğumda, arkadaşlarda, trafikte bilmem her şey. Hayatın tüm etkisi içerisinde bir de kendime ne yapmışım? Diyorum ki ay biraz da maneviyatla ilgileneyim çünkü kafayı yemek üzereyim bu dünyada. Buna adamın kalpteki noktası uyandığı zaman tamam kabalistler diyor ki kalpteki noktası uyandığı zaman adam böyle çarkı kelekten geçer. Sonunda kabalaya gelirse ah kitapları buldum Allah'a şükür cevaplar geldi der. Tamam mı? Demiyorsa zaten arayacak daha şeyleri var demektir. Şimdi geldiği zaman adam, kişi yani adam dediğim zaman, çevreye entegre olur. Çevre, rav, artı kitap, artı dostlar. Buna çevre diyoruz. Çevre. Şimdi ben normalde dışarıdaki çevrenin kuluyum. Bu dış çevre. Tamam, dış çevre.
orada patronum var, beni idare ediyor. Atıyorum, dünyevi kanunlar var, onlara göre yaşamak zorundayım. Okula gidiyorum, annem babam var, beni büyüttüler. Belli bir kültür, eğitim, görgü, şu bu, her şey çevrenin etkisiyle, yani 20 yaşında çıkıyorum dünyaya bir ürün olarak. O ürün, diyelim Mutlu, Ali, Veli, önemli değil. Hepimiz bir ürün olarak dış çevrenin etkisiyle gelişiyoruz. Manevi çevrenin etkisiyle de gelişmek için kendime bir ortam yapmam lazım. Bu ortamı düzenlediğim zaman ve çalışmaya başladığım zaman, burada işin püf noktası şu. Biz maneviyatı çalıştıkça, Yaradan'a yönelik arzu inşa ettikçe, Yaradan bu çevre üzerinden bize işliyor. Yaradan hiçbir zaman bize kendisini göstermiyor. Gösterseydi sülük gibi ona yapışırdık. O yüzden diyor ki, ya siz maneviyatı çalışıyorsunuz, ben size biraz yardım edeyim. Harika, yardım her zaman ihtiyacımız var. O yüzden hepimize Yaradan yardım ediyor. Ama çevre vasıtasıyla yardım ediyor. Tamam. O manevi çevrenin içerisinde yaşadığım hislerle, yaşadığım hisler, anladıklarım, algıladıklarım, geçirdiğim tüm safhalarla elimden tutup beni büyütüyor. Yardımcı olması için de bana dostları veriyor. O yüzden maneviyatın en büyük kuralı Akiva'ya göre ne? Ki Akiva maneviyatın babası. Dostunu kendin gibi sev. Yani insan sevgisi. Yaratan diyor ki, beni sevmek istiyorsanız, yani ihsan etme ve sevgi niteliğini sevmek istiyorsanız, harika, lütfen aranızda bunu uygulayın. Çünkü dışımdaki bir başkasına yönelik sevgiyle yaklaşmak ile Yaradan'a sevgiyle yaklaşmak arasında bir fark yok. İkisi de benim dışımda. O yüzden Yaradan diyor ki, bana görüntü olarak ihtiyacınız yok. Tam tersine, görseydiniz asla sevgiye gelemezsiniz. O yüzden Yaradan bize çevre ayarlıyor. Kalpteki noktası uyanmış diğer insanları ayarlıyor. Benim gibi hisseden, hayatın manasını arayan, ortak noktamız hepimizin kalpteki noktası. Onun dışında ortak hiçbir noktamız olmadığını göreceksiniz. Bizlerle bir tanışın. Diyeceksiniz ki, bu adamlarla hiçbir ortak noktam yok. Doğru, kalpteki nokta dışında. Bizi bir arada tutan şey o yüzden her zaman Yaradan. Kalpteki nokta vasıtasıyla. O yüzden hepimizin karakteri farklı, huyu farklı, suyu farklı. Normal hayatımızda olsaydık hiçbirimiz birbirimizle takılmazdık dışarıda. Asla. Tamam. Ama hepimizin kalpteki noktası olduğu için ortak bir noktamız var. Ve Yaratan bizi o ortak noktada birleştiriyor. Yani tüm dışsallığımız sanki dökülüp gidiyor. O yüzden çevre Yaratan'ın kişiye yardım ettiği o alan. Bu yüzden kişi çevreyi inşa etmekten sorumlu. Özgür seçimi de burada. Başka bir özgür seçimimiz yok arkadaşlar. Çevre dışında. Hangi çevreye kafamı sokarsam o çevrenin ürünüyüm. O çevrenin malıyım, bitti. Yapacak hiçbir şey yok. O yüzden maneviyatta ilerlemek isteyen ciddi bir insan kendisine iyi bir çevre inşa etmekle yükümlü. Bu dünyada da çocuklarımıza aynı şeyi söylüyoruz. Ne diyoruz çocuklarımıza? İyi dost seç kendine. Kötü seçersen başın belaya girer. İyi seçersen hayatın tadı tuzu var. Yani olduğu kadar. İstanbul'dan Doğukan Bey'in sorusu. Üst dünyalara geçtiğimizi nasıl anlarız? Mesela Asya dünyasında olup olmadığımızı nasıl anlarız? Şimdi sizler beni gördüğünüz zaman, Hakan'ı gördüğünüz zaman ya da annenizi, babanızı, eşinizi, dostunuzu gördüğünüz zaman bu dünyadayız diyorsunuz, değil mi? Maneviyatta da öyle. Oraya geldiğiniz zaman da burası maneviyat. Ama aynen öyle. Hiçbir fark yok. Kişinin manevi duyuları gelişiyor. 5 manevi duyumuz var, tıpkı 5 fiziksel duyumuz olduğu gibi. Bunlar biliyorsunuz Keter, Hohma, Bina, Zerampin, Malkut. Ruhumuzu inşa ederken de bu 5 duyu vasıtasıyla henüz algılayamadığımız, bedensel duyularımızla algılayamadığımız başka bir realiteyi algılıyoruz. Konsept çok basit. Bu dünyada bu bedende yaşıyorum. 5 duyularımla birlikte. Tamam mı?
Maneviyatta da yine bir Mutlu diye biri var ya da kim sordu, Doğukan mı? Evet, Doğukan. Doğukan diye birisi var. Onun da beş duyusu var maneviyatta. Ama ruh, tam ama ruh ne muh ne şu anda bilmiyoruz. O yüzden fantezi geliyor. Ama fantezi olarak gelmemesi için kabalistler çok net açıklıyor. Diyor ki bak bu dünyada bedenin var beş duyuyla. Bir varlık daha düşün beş duyusu olan ama başka bir şekilde realiteyi algılıyor. İstanbul'dan Arda Bey'in sorusu, Asiya bu dünyayı yaşarken grup ile birlikte oluşturacağımız dünya mı? Bir bu dünyayı yaşıyorum, bir de bu dünyadan ayrılıp grup ile başka bir dünyada yaşıyor gibi mi? İşin açıkçası maneviyatta ilerledikçe ne kadar çok grupla daha bir olduğunu anlıyorsun. Yani onlara ne kadar bağlı olduğunu, onlardan nasıl aslında hiç kopmaman gerektiğini, kopamayacağını zaten görüyorsun. Tamam, bu dünyada maneviyat çalışırken dostlardan kopmamam lazım. Dostlardan kopma endişesinde olmam lazım. Aman aman olmam lazım. Neden? Çünkü eğer maneviyatı edineceksem ve manevi edinimi çevre sağlayacaksa bana, tıpkı bu dünyada edindiğimiz her şey gibi. Tamam, okula gidiyorum. Okul çevresinde bilgi, ne bileyim görgü, kültür, şu bu ne veriyorlarsa bana onu ediniyorum. Manevi çevrede de eğer yaratanı edineceksem, benimden çıkmaya geleceksem, ihsan etmeye geleceksem o çevre benim için değerli olmalı. O yüzden ama biz bu dünyadayken o çevreye pek değer vermiyoruz. Çünkü el alemle iyi davranmam lazım, onları sevmem lazım diyorlar. Onlarla bir şeyler yapacakmışız, yok yemek yiyecekmişiz, yok şunu yapacakmışız vesaire vesaire. Bunlar bu dünyada bize önemsiz geliyor. Maneviyatta ise aman aman diyeceksiniz. Bunlar olmadan olmaz. Dostlar işin açıkçası ben size söyleyeyim. Adamın maneviyatta oksijen vanası. Gerçekten öyle. Ama maneviyatta ilerlerseniz beraber, ben size samimi olarak şöyle söyleyeyim, örnek söyleyeyim. Dostlarla beraber ilerlediğiniz zaman ve beraber yıllar geçirdiğiniz zaman o dostların değerini anlıyorsunuz. Bir çiftin yıllarca evli olup tüm sorunları beraber aşmaları gibi. Tamam mı? Yıllar sonra bakıyorlar, vay, tüm hayattaki sıkıntıları beraber aşmışız. O zaman birbirlerine sevgi, saygı, kilitlenme, kenetlenme çok güçlü. Tamam. Maneviyatta da aynı şey. Dostlarla birlikte ilerledikçe manevi yolda diyorsunuz ki iyi ki bu adamlar var. Yaradan ne kadar da doğru seçim yapmış onları getirerek. Ama bunlar yaşayarak olan şeyler. Yani grubun içine ne kadar kişi entegre, dostlara, rehbere, kitaplara, yola, maneviyata, kendisini güçlendirmesine bağlı. Evet. Konuyla ilgili sorularımız bu kadar. Okey, konuyla ilgili olmayanlara zaman olursa geliriz. Şimdi arkadaşlar, ne dedik? Manevi dünyalardan her şey bu dünyaya yansıyor. Ona göre biz de bu dünyayı kullanacağız. Bu dünya bizim anaokulumuz. Ya da laboratuvar diyorlar. Laboratuvar daha doğrusu çevre, inşa edeceğimiz çevre manevi laboratuvarımız olacak. Bu dünyada daha sonra manevi laboratuvardan, yani bu anaokulundan çıktıktan sonra, ilkokuldan çıktıktan sonra tüm dünyayla nasıl bir bağ kuracağım ki manen ilerleyeyim, o şekilde gelişeceğiz. Tamam, maneviyatımız katmanları derinleştikçe ne olacak? O zaman grup dışındaki çevreleri de manevi gelişime entegre edip tüm realiteyi, tüm yaratılışı manevi gelişimde kullanabilecek durumda olacağım. Biraz daha okuyalım hep beraber. Kabala Bilim sayfa 30'dan okuyoruz yine. Aynı kitaptan Kabala İlminin Özü makalesi. Bağlıslam şöyle yazmış. Bu üst dünyada onların kökü olarak mutlaka var olan dalların köklerine işaret ettiği anlamına gelir. Bunun nedeni alt dünyanın realitesinde onun üst dünyasından kaynaklanmayan hiçbir şey yoktur. Zaten olsaydı eksiklik olurdu. Ama bütünlük, mükemmellik olmazdı. Mühür ve damgada olduğu gibi üst dünyadaki kök alt dünyadaki dalını, formunun ve özelliklerinin tümünü ortaya çıkarmaya zorlar.
Bilgelerimizin dediği gibi altındaki çimen tanesiyle bağlantılı, yukarıdaki gelecek onu etkiler ve büyümesini tamamlamaya zorlar. Bundan dolayı bu dünyadaki her bir dal üst dünyada konulanmış yaratılışını iyi tanımlar. Dolayısıyla kabalistler kusursuz bir konuşma dili yaratmaya yeterli bir dizi açıklayıcı kelimeler bulmuşlardır. Bu onların kendi aralarında üst dünyalardaki manevi köklerdeki bağlantılarla ilgili fiziksel duyularımızca gayet iyi tanımlanmış somut dalı sadece söyleyerek konuşmalarını sağlamıştır. Yani bizim dünyevi dilimiz ile anlattıkları şeyler maneviyatta net tanım. O yüzden keter, hokma, bina, sefirotlar, ışıklar aralarındaki ilişkiyi tarif eden koşullardan bahsettiği zaman bunlar net yaşanılan, yerdanlarımızdaki yaşanılan ilişkilerin koşulu. Tamam, o kadar. Biraz daha okuyalım. Dinleyiciler bu fiziksel dalın işaret ettiği üst kökü anlarlar çünkü damgası olduğundan onunla ilişkilidir. Bu nedenle üst manevi köklere işaret eden somut yaratılışın tüm varlıkları ve onların tüm durumları kabalistlere iyi tanımlanmış kelimeler ve isimler haline gelmiştir. Kabalistlere diyor, yani o seviyeyi edinmiş birisi için bariz. Tamam. Bunların manevi yerlerini anlatacak sözel bir ifade olmamasına rağmen, zira bu hayal gücünün ötesindedir. Bu somut dünyada duyularımızın önünde düzenlenerek dalları vasıtasıyla sözel olarak ifade edilme hakkını kazandılar. Şimdi bizler de bu dünyada çocuklar gibi, tamam mı? Diyelim birinci sınıftayız. Birinci sınıftaki iki çocuk birinci sınıfta öğrendiklerine göre o bilgiyle ilişki kurabilirler. Ha, beş yaşındaki beşinci sınıftaki iki çocuk ise birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar olan yaklaşımın derinliğini kavruyor. O yüzden beşinci sınıftaki birisi birinci sınıfta olan birisinin koşullarını anlıyor. Tamam, yukarıdan aşağıyı anlıyor. Dolayısıyla aşağıdan da yukarıya giden birisi beşinci sınıfa geçmiş birisi de beşinci sınıftaki diğer arkadaşların anladığı şeyleri anlıyor. Yani beşinci sınıfın kitaplarını çalışmaya başladığı zaman aralarında ortak bir algı var. Maneviyatta da aynı. O yüzden bizler de birinci, ikinci, üçüncü basamaklardan geçtikçe bize orada bununla ilgili yazılan kavramları görecek, algılayacak koşullar gelişiyor. Tamam mı? Biz de ona göre büyüyoruz. Bir çocuk da büyürken, bir yaşında dünyayı görüşü farklı, beş yaşında farklı, on yaşında, on beş, yirmi yaşında farklı, hatta öldüğü zaman bambaşka. Tamam mı? Altmışında, yetmişinde dünya dediği zaman aman aman bambaşka bir algı içerisine geliyor. Niye? Çünkü bu gelişim. O yüzden bizler de bu seferden geçtiğimiz için manevi dünyaları edindiğimiz zaman sanki bu dünyada beraber aynı bir şeyi görüp o şeyle ilgili konuşmamız gibi. Tamam. O yüzden maneviyatı edindiğimiz zaman her şey netleştiği için yazdıkları, kitapta yazdıkları her şeyi anlayabileceğiz diyorlar. Siz de onları hissedeceksiniz diyorlar. Bahsettikleri şeyler hisler. Siz de bizim hissettiğimizi hissedeceksiniz diyorlar. Bahsettikleri, yazdıkları şey bu. O yüzden son derece somut. Sadece Ari zamanında, Ari Talmud Eser Sefirot, daha doğrusu Hayat Ağacı kitabını yazarken, Rönesans döneminde yazdı onu 16. yüzyılda. Ve dünya bilimsel bir yöne gittiği için o da kitabı bilimsel olarak yazdı. Tam maneviyatı bilimsel olarak anlatmaya başladı. Niye? Çünkü daha önce ne dedik? Maneviyat her zaman o konseptleri anlayacak nesle göre adapte edilir. Biz de mesela ne yapıyoruz? Öğretirken görüyorsunuz normal ortaokulda, ilkokulda ya da lisede anlatılan bir ders gibi öğretiyoruz. Ey bakın şurada şu var, bu var, insan böyle, insan şöyle. Bayağı indirgeyerek ki sıfırdan inşa edelim. Ari de aynı şekilde Kabala dilini ne yaptı? Öyle bir şekilde yaptı ki bilimsel olarak düzenledi ki insanlar bu sefirotlar dünyanın her tür parçasının yapısı bunlardan ibaret.
daha doğrusu yaratanın yaratılan varlığa yaklaşımı. Her şey dünyada yaratanın yaratılana yaklaşımı ve bu 10 sefirot denen bir yapıyla geçiyor. Başında yaratan var, dibinde yaratılan var. Aradaki 8 sefirotun hepsinin kombinasyonu, ölçüleri, ne kadar şuradan ne kadar buradan yaklaşımındaki tüm duyguların değişiklikleri bu 8 sefirotun harmanlaşması, kombinasyonu, permütasyonu ve yaratılan varlığa yaradanın tüm realiteyi kullanarak yaklaşması. Tamam, anlattığı kısaca bu. Bu şekilde de bu yeni dille yazdığı için sefirotlar, ışıklar vesaire biraz daha yapılar, hatta çizimlerle, eskiden çizimler falan yoktu. Dünyalar vesaire, tüm yaratılış, o tür şeyler yoktu. Bunların hepsi bilimsel olarak Ari'den itibariyle başlıyor. Tamam. O yüzden yazdıkları şeyleri anlamıyor olsak bile, anlamamamızın nedeni henüz gözlerimizin var olup görmemesi, kulaklarımızın var olup duymamasından kaynaklanıyor. O safhalara gelince bizim için de net olacak. Şimdi dersimiz buraya kadar. Bugün dediğim gibi kısa bir dersti ama bununla ilgili sorular sorabilirsiniz. Önce konuyla ilgili varsa onları konuya alalım. Konuya yaklaşık sorulardan başlayalım. Hadi peki. İstanbul'dan Nihan Hanım'ın sorusu. Kabala çalışan manevi bir çevrem yoksa maneviyatta ilerleme sağlayamam mı? Sadece kaynakları çalışarak. Var çevreniz, biz çevreniziz. Burada 50 kaç kişiyiz? 58. 58 kişiyiz. Bu 58 insan sizin için çevre. Sanal olsalar da önemli değil. Çünkü bizler maneviyatta yer, mekan, hareket nosyonuyla sınırlı değiliz. Hepimiz berabersek, hepimiz belli bir arzuda, belli bir yönde, belli bir niyette çalışıyorsak, o yüzden ders öncesi hep hazırlık yapıyorum ki hepimizin niyeti, bir şey okuyorum ki hepimizin niyeti, düşüncesi aynı yönde olsun. O zaman yaratan bizi etkiliyor. O yüzden sanal derse katıldığınız zaman bu bir çevre. Şimdi sanal derse katılan eski arkadaşlar var aramızda. Niye katılıyorlar? Aslında çevre. Size yardımcı olmak için katılıyorlar. Niye? Çünkü onlar da burada olursa, hep beraber aynı şeye yönelik çalışırsak, onlar da ne yapıyor? Katkıda bulunuyorlar. Neye katkıda bulunuyorlar? Arzumuzu güçlendirmeye. Arzumuz ne kadar güçlenirse maneviyata yönelik yaratan ne oluyor? Yaratan yukarıda o şekilde sesimizi duyuyor. Ama diyor ki maneviyat çalışan birileri var herhalde. Ben bir gidip bakayım bunlara. Tamam. O şekilde hani nasıl... Anne baba gelir, çocuklar odalarında oynuyorlar, tamam mı? Anne baba der ki hadi şunlara bir bakalım ne yapıyorlar. Yerden de o şekilde, tamam. Bizler maneviyatı çalıştıkça onun bize etkisi var. Tamam. O yüzden bu manevi bir çevre. Küçümsemeyin. Şu anda maneviyatı böyle sanki basit bir şeyle çalışıyormuşuz gibi küçümsemeyin. Yaradan'ın, yaradan değil, anne babaya en çok mutluluğu kim veriyor? Bebekler veriyor. Çocuklar küçükken. Tamam, çocuklar büyüdükten sonra zaten ne diyoruz? Ama bir iş bulsan da artık kendi başının çaresine baksan yahu. Kaç yaşına geldin demeye başlıyor anne baba. Haklı olarak, tamam. Ama en büyük mutluluğu ne zaman elde ediyorlar? Çocuklar küçükken oynuyorlar vesaire. Ya da çocuk gerçekten çok gelişiyor. Babasıyla oturuyorlar. İkisi de erdemlilik ile sohbet edip tüm hayatı paylaşıyorlar yaşadıklarından. Tamam mı? O da büyük bir zevk. Ayrı. Tamam mı? Ama arada biliyorsunuz olayları. O yüzden yaradanı da bizler şimdi çaba sarf ettikçe küçük çocuklu olarak sağa sola koşuşturuyoruz, maneviyatı arıyoruz vesaire. Bu yaradan için büyük mutluluk. Tamam. Her şeyin bu dünyada bir dalı var. O yüzden evliyseniz, çocuklarınız varsa maneviyatı rahat anlarsınız. Çok daha rahat anlarsınız. Gelişiminizi daha rahat anlarsınız. Kim sormuş soruyu? Nihan Hanım. Nihan Hanım. Şimdi çocuklarınız varsa, aileniz varsa, eşiniz varsa o ortama dikkat edin. Çalıştıkça göreceksiniz ki siz nasıl çocuklarınıza yaklaşıyorsunuz, nasıl yaklaşmak durumundasınız zorakilikten dolayı onları büyütmek için. O hayatta size böyle yaklaşıyor. Niye? Çünkü yerden var anne ve babamız. O da ipleri dünyanın ona göre çekiyor. Nihan Hanım eklemiş. Kabala çalışan bir çevrem yoksa kendim kaynakları çalışarak maneviyatım yükselemez mi? Çevre beni manipüle eden bir araç değil midir? Çevre elbette manipüle eden bir araç.
O yüzden çevre bana ne diyor dünyada? Coca-Cola hayatın tadı. Ama hiç kimse gelip de Coca-Cola sizi kanser yapar, öldürür demiyor. Hayatın tadı. Ama siz içtikçe ölüyorsunuz. Tamam. Dışarıdaki çevre bu. Dışarıdaki çevreden içtikçe ölüyoruz. O yüzden kabalistler diyor ki hayat bulacağın bir çevre bul. Maneviyat. Maneviyata kabalada hayat denir. Aslında yaradana hayat denir. Ama o yüzden yaradanı keşfeden o hissiyat içinde sonsuza dek yaşar derler. Çünkü yaratan sonsuz. Onu hissetmediğimiz sürece biz bu dünyanın içerisindeyiz. Bu dünyada ne var görüyorsunuz. Ölüm. Evet başka. Yani elbette çevrenin bizi manipüle etmesini istiyoruz. İyi bir çevrenin, doğru bir çevrenin. Evet. Mersin'den İsmail Bey'in sorusu. Manevi dünya duyularımızı geliştirmek için çalışabileceğimiz kitaplar, kaynaklar nelerdir? İşte bizim kitaplarımızın hepsi alsanız iyi olur. Tamam. Bu özellikle alsanız çok iyi olur. dominokitap.com'a girerseniz bizim kitaplarımızı orada bulursunuz. Yazayım ben size. Tamam mı? Arkadaşlar kitapları almakta fayda var. Ben size şunu da söyleyeyim. İleride dünyanın durumu hoş olmayacak. Ve ülkeler arasında görüyorsunuz sürekli sıkıntılar var. Eğer bu sıkıntılar devam ederse internet siteleri vesaire kapatılır. O yüzden elinizde kitap olarak kaynakların olması iyi olur. Ben söyleyeyim. Tamam. İnternet ileride zaten mesaj sinyalleri veriyorlar yani. Tamam mı? İnterneti indirebilirler falan yani. O yüzden internette bu vesaire diye güvenmeyin bana sorarsanız. Kitapları alın, evinizde bir kenarda dursun. Daha sonra bulamayabilirsiniz. O yüzden girin buraya. Buradan alın. Pahalı değiller. Zaten kar için satmıyoruz zaten. Hepsi 5 lira, 7 lira öyle bir şey. Evet. İstanbul'dan Akın Bey'in sorusu. Kişi hangi seviyede bu dil çözebilir ki bu dünyada algıladığı her şeyin üst köklerdeki karşılığını, maneviyatını geliştirmek için kullanabilsin? Maneviyatı tam olarak edindikten sonraysa zaten edinime gelinmiş. Artık nasıl bir işlev görecek? Biraz önce verdiğim çocuk örneği gibi. Tamam, çocuk da bebek de bu dünyaya doğuyor. Hepimizin yaşadığı bu dünyaya. Ama büyüdükçe dünyanın ne kadar büyük olduğunu, ilk başta dünyası annesinin kucağıydı. Annesinin koynunda bir dünyası vardı. Kundak, koynu, annesinin koynu, evinde odası. Daha sonra yürümeye başlıyor. Ya da onu alıyorlar, evde dolandırıyorlar. O diyor ki, dünya benim odamdan çok daha büyükmüş. Evin içinde öyle sanıyor. Sonra parka götürüyorlar. Wow, dünyaya bak. Evimden de daha büyükmüş. Tamam. Büyüdükçe ondan sonra görüyor ki dünya bambaşka bir şey. Tüm derinliğiyle, zenginliğiyle, her şeyle, detaylarıyla koca bir alem. Maneviyatta da aynı şey. Bu işin sonu yok. Öyle yerden ifşa ettik, edindik. Birinci basamağa geldik. Şimdi rahat rahat cennette, çayırlarda oturup nargile içecek halimiz yok. O yüzden bu işin daha ilerlenecek yolu şeyi var yani. Ama hat safhaya gelene kadar. Evet. Bursa'dan Nevzat Bey'in sorusu. Merhaba. Kabala çalışmaya başladıktan çok kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen dünyaya bakış açımda ve baktığım şeylerde az da olsa detayları görmeye başladığıma inanıyorum. Kabala çalışmanın bu kadar sınırlı sürede bu şekilde etkisi olabilir mi? Olur tabii zaten. Ama bu yüzden bu etkileri unutmayın. O yüzden dedim geldiğiniz zaman Kabala'ya İlk başladığınız zaman yaradan size daha önce hissetmediğiniz hisler hissettirecek. Daha sonra onları sizden alacak. Tamam, sanki bize şeker verdi. Ondan sonra şekeri gösterdi. Ondan sonra kayboldu. Tamam. Sonradan bu hisleri alacak bizden. O yüzden ilk geldiğiniz hisleri unutmayın. Daha sonra özgür seçimle ilerlemeniz için Böyle cici hisler olmadan gitmeniz gerekecek. Kendinizi kötü hissetseniz de ilerlemeniz gerekecek. Bunları yazın bir yere. Yani Mutlu 6. derste demişti ki kendimi kötü hissettiğim zaman özgür seçimim var ilerlemeye yönelik. Kendimi iyi hissederek kabala çalışıyorsam
bu özgür seçime dahil değil. Çünkü zaten alma arzumla yapıyorsam bir şey, kedi köpek de alma arzusuyla yapıyorsa, o zaman bu özgürlük değil. Özgür seçim, bir şeyi yapmak istemeyip yapmanın gerekliliğiyle yaptığım zaman olur. Tamam. O yüzden bu hisler güzel. Ama muhafaza edin, kafanızın bir tarafında dursun ve bilin önceden de yerden iyi hisleri sonra alacak. Ben güzel hissettim, şimdi bir kenarda dursun bunlar. Ama gittiği zaman da gideceğini bileyim. Gittiği zaman da hatırlayayım. Tamam. İstanbul'dan Kenan Bey'in sorusu, grup çalışmasında nelere dikkat etmeliyiz? Buna ilerleyen derslerde geleceğiz. 5S formülümüz var. O 5S formülüne dikkat etmeniz lazım. Öncelikle madem sordun, cevabını vereyim. Grup içerisinde elinizden geldiğince bunu uygulamak zorundasınız. Hep beraber uygulamak zorundayız. 5S formülü. Bu bizim grubumuzda ortaya çıkan bir şey. Tamam mı? 5S formülü. Bizim derslerde çıktı değil mi bu? Evet. Biz bunu ne yapıyorduk? Beraber çalışırken dostlar, Rabaş'ın makalelerini çalışıyorduk grupla ilgili. Birbirimize yaklaşmanın temel bir çerçevesi var. Tamam mı? Temel. 5S formülü. 1. Öncelikle aranızda saygı olacak. Saygı dostuma varsa yaratana var demektir. Yaradan dostumu getirdiyse yaradana saygı, dosta saygı aynı şey. Birbirimize saygı olursa birbirimize sabır olur. Sabır yolda arkadaşlar vazgeçilmez bir şey. O yüzden sabırlı olmaya alışın. Yani sabrın sonu selamet boşuna demiyorlar. Aramızda saygı, sabır olursa yavaş yavaş sevgi inşa ederiz. Bu kendiliğinden gelir. Bu daha sonra bize ne getiriyor? Sevgi, saygı, sabır, sadakatlik getiriyor. Dosta sadakatlik, maneviyata sadakatlik, yaradana olan sadakatliği getirir. Çünkü bizler bir amaç için bir aradayız. Yaradana ulaşmak. O yüzden sadakatliğimiz amaç uğruna. Saygımız biraz önce dediğim gibi amaç uğruna. Sevgimiz amaç uğruna. Sabır da aynı şekilde. Bunların hepsini yapar iseniz beraber sükunete geliriz. Sükunet. Tamam. 5S çok basit. Aramızda iyi ilişkiler olacak yani. Her zaman. Elimizden geldiğince. Biliyorum dünyanın bin bir hali var. Adamın ruh hali inişli çıkışlı doğru. Ama genel olarak bu 5S genel çerçeve. Bunun detaylarına Rabaş çalıştığımız zaman ineceğiz. Ama dostların arasında bu önemli. Bunu beraber uygulamaya çalışırsanız çok izlenim sahibi olursunuz çok kısa zamanda. Onu söyleyeyim. Evet. Aksaray'dan Vahdet Bey'in sorusu, bir şeyin var olacağını ya da var olmayacağını ne belirliyor? Dünyanın şimdiki durumunun en olması gereken durum olduğuyla nasıl hemfikir olabiliriz? Arkadaşlar bunlarla hemfikir olamayız. Yaratanın yaptığı hiçbir şeyle ben hemfikir değilim. Tamam mı? Sizlerin de zamanla olacağını sanmıyorum. Zaten olsaydınız maneviyat aramazsınız. Yaratanla biz hemfikir olamayız ki biz egoist varlıklarız. Bizim yaratanla hemfikir olabileceğimiz tek nokta şu. Ben isteyeceğim kardeşim, sen de bana vereceksin. Böyle bir şey olursa hepimiz hemfikiriz. Tamam. Onun dışında yaratanın bana yaptığı neyle hemfikir olacağım? Dünyaya bakın, günde 30 bin çocuk ölüyor. Açlıktan sadece hani cinayetleri, şunları, savaşları falan bir kenara bıraktık. Yani nasıl hemfikir olalım? Hadi onları da bıraktık. Egoist varlıklar olarak kendi hayatımıza bakıyoruz. Ve diyoruz ki kendi hayatım yani bana ne yaptın kardeşim? Sen beni ne yaptın? Nasıl bir kader bu? Tamam. Kendimiz zaten kendi kaderimizden şikayetçiyiz. Yaradanla hemfikir olamayız.
Yerdan'la hemfikir olamadığınızı görmeye gelmenizi ümit ediyorum. Ve o hemfikirsizlikten mutabakata gelmek için de iyi çaba sarf etmenizi de diliyorum. Evet. İstanbul'dan Sinan Bey'in sorusu. Yaratılış denilince neden uzayda bir çeşit güç akla gelir? Bu yanlış anlaşmanın sebebi nedir? Yaradan denilince neden aklımıza bir özne gelir? Biz kendi içimizi neden dışımızda görürüz? Neden dışımızı içimizde gördüğümüzü realitenin algılanmasında iki ders önce anlattık. Ona bir tekrar arşivden bir izle. Şimdi yaratan kitaplarda hep yüce, yukarıda, yükseklerde, göklerde diye geçiyor. Tamam? O yüzden bu dünyadaki adam da sanıyor ki göklerde bir şeyler var. Ama yaratan kişinin ruhunda hissedilen bir ilişki. Ve bu ilişki sevgi ve ihsan etme olarak biliniyor. Sevgi onun niteliği. İhsan etmek de sevginin eylemi. Çünkü biz birisini seviyorsak ne yapıyoruz? Ona hediyeler alıyoruz, onun için iyi bir şeyler yapıyoruz değil mi? Eşimizi sevdiğimiz an, çocuklarımızı sevdiğimiz an ne yapıyoruz? Onlara bir şeyler alıyoruz sürekli. Onları seviyoruz, büyütüyoruz, onlar için bir şeyler yapıyoruz. Yerden da niteliği sevgi olduğu için doğası ihsan etmek. Şimdi biz pek ihsan ettiğini hissetmesek de bu dünyada öyle diyorlar kabalistler. Bu kişinin ruhunda hissedilen bir şey. O yüzden maneviyatı doğru çalışırsa adam doğru bir yaklaşımı olur. Ama manevi kaynakları alıp da ondan sonra bunlardan felsefeler çıkarmış başka öğretilerin, dinlerin, minlerin içine girerseniz o zaman kafanızda sürekli bu dünya var. Ondan sonra öldükten sonra zombi olacağız ve mezardan çıkacağız çünkü ölüleri dirilteceğiz diye bir şey varmış. Ve oradan sonra yargı gününe geleceğiz ve hepimiz 18 yaşındaki filin talimizle cennete gideceğiz. Ve cennette de bize neler vaat ediyorlar biliyorsunuz. Yani tamam. Şimdi adam doğru yaklaşmazsa maneviyata fantezi aleminde, felsefede. Çünkü adam doğası gereği hoşuna gidene inanır. Bu şekilde adama bir şeyler vaat edersin ama benim hoşuma gitti der. Onun peşinde koşar. Yapacak bir şey yok. Adamın da suçu yok işin açıkçası. Yani böyle hafif hafif anlatıyoruz sanki küçümsermiş gibi ama o adamın hiçbir suçu yok. Gelişmek için yerden de onu bu safhalardan geçiriyor. Geçmiş hayatımızda büyük ihtimalle biz de o safhalardaydık. Belli olmaz yani. O yüzden bunların hepsi insanoğlunun kolektif gelişimine dahil şeyler. O yüzden sokaktaki adamı ne yargılayabilirsiniz, ne küçük görebilirsiniz, ne de suçlayabilirsiniz. Çünkü her şeyi yaratan geliştirmek için yapıyor bizleri. Bu nedenden dolayı maneviyata geldiği zaman kişi doğru yerde olup olmadığını tayin eden şey kalpteki noktası dediğimiz o histen geliyor. Geldiği zaman kaynaklara, kitaplara diyor ki bu. Bu dediği zaman da ne bu? Açsak bu kitabı Kabala biliminde bilmem ne. Dünyalar Talmud Eser Sefirot kitabının girişinde. Tamam mı? Başlıyor bize bir sürü şey anlatmaya. Yok bilmem. Böylece Holam ve Şuruk detaylı bir şekilde açıklanmış oldu. Alt heyi Keter'in Nikve-i Eynaim'inden P'ye indiren ve Keter'in Ahap'ını bir kez daha yükselten. Şimdi anlatabildim mi? Yani bunları okuyup da adamın burası benim için doğru yer diye hissetmesi için mucize olması lazım. O mucizeye kalpteki nokta diyoruz. Yani kaynaklardan, kendisine anlatılanlardan burası diyen bir adam. O yüzden bu hisse dikkat edin. O kalpteki nokta. Ona gözümüzün bebeği gibi bakmak zorundayız. Yeni doğmuş bir bebek gibi. Evet. Ankara'dan Hakkı Can Bey'in sorusu. Kabala yanlış çalışanlar için tehlikeli bir süreç midir? Yani bu dünyada tehlikeli bir şey yok. Yani yanlış çalışırsam Kabala'yı kırmızı ipliklere bedava para vermiş olurum. Ya da kutsal sularla kendimi iyileştireceğimi falan sanıp başka türlü Kabala'lar çalışabilirim. Pek bir zararı yok. Cebinize zararı var yani. Başka? Sinan Bey eklemiş birkaç soru daha sormuş. Diyor ki yaradan bensem neden kendimi idare etmekten acizim? Yaradan biz değiliz. Yaradan ayrı, yaradılan ayrı.
Biz yaradan değiliz. Biz sadece yaradanın bize yaklaşımını, onun varlığını ve bize nasıl yaklaştığını, hangi düşünceyle yaklaştığını hissedip idrak edebilen manevi bir yapı inşa ederek aramızda bir ilişki geliştirebiliriz. Yaratılan varlık olarak, ama biz yaradan değiliz. Onun gibi sevgi ve ihsan niteliğine gelme amacında olan yaratılan varlıklarız. Tamam, biz kesinlikle yaradan değiliz. Yaradan ayrı, yaradılan ayrı. Evet. Eklemiş, ayrıca yaradanın kötü eğilim olması ne demektir? Yaradanın kötü eğilimi yok. Yaradan diyor ki kötü eğiliminizi ben yarattım. Yani yaradan bize özellikle diyor ki sizi ben egoist yarattım. O yüzden sakin olun diyor. Uzun lafın kısası dediği o. Sakin olun çocuklar, dünyayı kötü ben yarattım. Tamam mı? Niye? Çünkü kötülükten iyiliği keşfedebilirsiniz diye. Tamam. Dünyada her şey iki zıt kutuptan algılanır. Gece, gündüz, beyaz, siyah, güzel, çirkin, acı, tatlı. Bu iki izlenim olmazsa benim arada algım, anlayışım olmaz. O yüzden yaradan da diyor ki sakin olun. Ben sizi mükemmellikle yarattıydım zaten. Ama şimdi onu bozuyorum. Kötü eğiliminizi ben yarattım, egoizminizi. Ama ışığım da size şifa. Yani bize ışığı da veriyor. Karanlığı veriyor. Işığı da şifa olarak veriyor. Evet. Mersin'den İsmail Bey, hocam Babil yayınlarından Rav'ın yazdığı bütün Kabala kitaplarını sipariş ettim. Bunların dışında almamı önerdiğiniz kitaplar var mı? Varsa listesini verebilir misiniz lütfen? Şimdi hangi kitapları tam aldım bilmiyorum ama dominokitap.com'da tüm kitaplarımız var. Bir kıyaslarsın. Bana sorarsanız tüm arkadaşlar, çocuk kitaplarımız dahil olmak üzere, yani yayınladığımız tüm kitapları evinizde bulundurmanızda fayda var. Ne kadar çok farklı şey okursanız, ne kadar çok kaynak okursanız, bu yani yaratanın ışığını o kadar çok çeker. Çünkü kişi maneviyat edinmek için çalışıyorsa, okuduğu kaynaklardan bile yaradan ona yardımcı olur. O yüzden çocuk kitabı dahi olsa almakta fayda var. Çocuklarınız vardır herhalde ya da olacaktır inşallah ileride. Evet. Çanakkale'den Pınar Hanım, bir yıldır uzak kalmıştım. Dediğiniz gibi o ilk anki heyecan bitince uzaklaştım. Şimdi yine buradayım. Çünkü eksiklikler var hala. Yaradan ulaşamadım. Ve bana bu mutsuzluk veriyor. 5S kuralına uyacağım. Ama kopmamak için başka neler yapabilirim? Çevre arkadaşlar. Bu işin püf noktasını ben size söyleyeyim. Çevre. Tamam. O yüzden kendinizi kitaplarla sarın, sanal derslerle sarın. Bir kongre yaptığımız zaman gelin. Yani gelin. Gelin dostlarla tanışın, dersleri kaçırmayın. Dünya bakın, bir kötüye gidiyor, iki hayat çok çabuk geçiyor. Çok güzel söylemişsiniz. Yani yaşadığınız şeyden söylemişsiniz. Bakın bu bilim işte. Kim sormuştu? Pınar Hanım. Pınar Hanım. Bilimsel bir şey yaşamış. Gelmiştim, keyfim yerindeydi. Sonra soğudum, bıraktım. Eksikliğini yine hissettim, geldim. Yani yaratan görüyorsunuz. Adamı eviriyor, çeviriyor, getiriyor. Tamam mı? Şimdi tecrübeden diyor ki, ben şimdi bunu yapacağım. Tamam. Şimdi bir tavsiye daha alın. Çevre. Her şey çevrenin etkisinde. Kişi bunu hemen anlarsa o kadar iyi. Ne kadar çabuk anlarsam o kadar iyi. Ki çevre adamın gelişimi için en önemli faktör, başka bir faktör yok. Ormanda büyürsek Tarzan oluruz. Sarayda büyürsek prens oluruz. Manevi çevrede büyürsek manevi bir kabalist oluruz. Yani manevi kabalist derken bir kabalist oluruz. Manevi bir varlık oluruz. Bu iş bu yani. O yüzden çevre, 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 çevre. Özgür seçim sadece çevrede. Evet. Balıkesir'den Laçin Bey'in sorusu. Mahsumu geçmemiz ne kadar zaman alır hocam? Teşekkürler. Kaliteli çalışmanıza bağlı. Hem kalite hem miktar. İkisi de olmak zorunda. Ama bir çocuğun büyümesi ne kadar sürüyor bu dünyada görüyoruz.
Tamam. O kadar uzun sürmez inşallah da. Yani örnek alın. İstanbul'dan Kenan Bey'in sorusu. Islaha gelmek için dostlar, kaynaklar ve derslerin üstüne ne ekleyebilirim? Dostlar, kaynaklar ve? Dersler. Dersler, dostlar. Okey, bak kim soruyor onu? Kenan Bey. Kenan Bey. 5D formülümüz var bir de. 5D formülü. Bu da manevi yolda ilerlemek için önemli. Bir, danışmanınız var. Tamam mı? İki, dostlarınız var. Üç, dersler var. Dört, dağıtım var. Dağıtım dediğimiz grup içinde sorumluluk almak. Yani dostlara maneviyatın önemini dağıtmak. Tamam mı? Dağıtım. Beş de neydi? Devam et miydi? Evet. Beş de devam et. Yani bunları tekrarlamaya devam et. Bunları hep kullanmamız lazım. Tamam mı? O yüzden derslerde, dostlarla, danışman, her zaman her şeyi de sorabilirsiniz. Çekinmeyin. Manevi yolda ilerlerken hepimiz kardeş kardeş ilerlemek zorundayız. O yüzden tecrübemizden de faydalanın. Sorularınızı sorun bir şey olduğu zaman ki yani kopuk kalmayın. Tamam mı? Böyle manevi yol inişli çıkışlı. O yüzden inişlerinizde, sıkıntılarınızda eğer çevreyi kullanmazsanız o zaman sıkıntı. Adam kendi kendini zindandan çıkaramaz der kabalistler. Bu cümleyi örnek alın. Dolayısıyla etrafımda çevrenin yardımıyla çıkabilirim. O da bunlar. Başka? İstanbul'dan Işıl Hanım'ın sorusu. Dersin başında bizim kabalamız dediniz. Yani büyülü müyülü kabala mesleklerini kabul ediyor musunuz? Etmiyoruz elbette. Mistik fıstık şeyler etmiyoruz kabul. Kabala, otantik kabala onlar değil. Onlar ticaret. Bizim kabalamız demek zorunda kaldık. Ama bu kadar çok kabala olması da iyi. Herkes bir bayılıyor paraları. Sonra elde var sıfır. Cep delik geliyorlar. İyi bir şey. Ve eklemiş, kabala hakkında olumsuz şeyler söyleyenlere nasıl tatmin edici bir cevap verirdiniz? Vermiyoruz. Kimseyi tatmin etmek için cevap vermiyorum. Kalpteki noktan var mı arkadaş? Yaratılışın manasını edinmek istiyor musun? Hayatın manasını? Gel çalış. Ha yoksa lütfen hayata devam et. Ben görüyorum ki hayatta yapacak daha çok şey var. Gezersiniz biraz. Hazır daha savaşlar çıkmadı. Yavaş yavaş geliyor. Tatile gitme fırsatını falan değerlendirirsiniz. Eklemiş. Kabala'nın İbranice'deki telaffuzu nedir? Türkçe'de Kabala, Kap ve Ala yani iyi kelimelerinden ya da Kabala, Kabala ise kap ve Allah kelimelerinin kombinasyonu mudur? Kabala, İbranice'de Kabala olarak okunur ve fatura demek. Şey bu yani, fatura, fiş demek. Niye? Çünkü yerden hesabımızı kesiyor. Kabala, lekabel kelimesinden. Dalga geçmiyorum, Kabala fatura demek, fiş. Lekabel kelimesinden gelir, almak demek. O yüzden almanın ilmi, yaradandan nasıl alabileceğimin bilimi. Evet. Fethiye'den Dicle Hanım'ın sorusu, Kur'an okuduğumda cehennemin demir perdelerinden bahsediyor. Rab da demir perdelerin ne olduğundan bahsediyor. İçsel olarak daha iyi anlıyorum bazı şeyleri. Umarım bu sakıncalı değildir. Çünkü Kabala benim için çok önemli bir yer tutuyor. Yorum yok. Nasıl uygun görüyorsanız o şekilde gidin. Ama adamın cehennem anlayışıyla maneviyattaki cehennem anlayışı çok farklı şeyler. Tam nasıl cennet anlayışıyla, sokaktaki adamın cennet anlayışıyla maneviyatta cennet çok farklı şeyler. Hiç alakaları yok yani. O yüzden tanımlarda sonra sıkıntı yaşamayın. Yani hayal alemine gitmeyin. Ne kadar somut olursanız o kadar iyi. İstanbul'dan Abdullah Bey'in sorusu, kontak noktası neresidir? Neyin kontak noktası?
Anladım. Sorunuzu biraz netleştirirseniz bir sonraki derste saklayın. Çünkü saat oldu 9:30. Okey. Arkadaşlar, herkese teşekkür ederiz. Soru çok var mıydı daha? Bir tane veya iki tane sorumuz kalmıştı. Çok kısa. Hadi onları da söyle hemen. Bir iki soruysa. Hacer Hanım'ın soruları var. Kongre masraflarını siz mi karşılıyorsunuz demiş. Hayır, biz karşılamıyoruz. Demiş ki bir de ölümden sonra ne oluyor? Kabala inancında ölümden sonrası için ne var? Ölümden sonra bu dünyayı tekrar algılamak var. Ama o yüzden çarkı kelek diyoruz biz buraya. Sürekli böyle adam olana kadar dönüp dolaşıp buradan geçmek zorundayız. Tamam, bu kadar mıydı? Bir de reenkarnasyon kavramını açıklar mısın? Reenkarnasyon kavramını bir sonraki derste açıklarız. Çünkü uzun bir kavram. Hatta onunla ilgili bir ders yaparsak anlatırım. Tamam, ama realitenin algılanması dersini tekrar bir izle. O yüzden o reenkarnasyonla alakalı bir ders çünkü. Tamam, en azından bir realitenin algılanmasını arkadaşlar bir tekrar üzerinden geçerseniz iyi olur. Hepinize güzel, sevgi dolu hafta sonu mu diliyoruz? Bugün çarşamba, dolayısıyla önümüzde bir hafta sonu var, birkaç gün var. Hepinize sevgi dolu, güzel günler, ta ki pazartesi yukarıdan bir mana olmazsa her zamanki gibi görüşeceğiz. Sevgiler, görüşmek üzere.